Harcımız büyüktür de ben tabii evet. haberciliğinizi atıp yaparak haber olarak ne var diyorum. Hocam bir iki gündür bir karışıklık var, onun üzerinde duralım. Şimdi Gezi Direnişi'nin 11. yıl dönümü birkaç gündür kutlanıyor. Şimdi evet. hangi gün olduğu konusunda bir belirsizlik 27 var. 27 Mayıs akşamı evet. başladı. Yani şöyle o şeyler oradaki bir takım evet. Taksim'de nöbet başladı. Nöbet başladı yani, 27 Mayıs. Asıl evet. asıl onu bir... basit bir ya da küçük bir çevreci eylem olmaktan çıkartan ve onu büyük bir kitlesel direnişe saldırı. dönüştüren olay 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan gece yarısında sokağa çıkan protesto için yüz binlerdir. Dolayısıyla Gezi Direnişi'nin yıl dönümünü 1 Haziran olarak belirlemek lazım. Çünkü biz bu konuda epey bir çalışma da yaptık. Bir Haziran kavramı da oradan gelir. Haziran hareketi diye de bazı gruplar ve ne diyelim aydınlar, siyasetçiler ve bazı siyasi partiler, sol siyasi partiler arasında bir platform da oluşturulmuştur. Haziran Hareketi diye. Bu vesileyle ben ikisinin ortasına denk gelecek bir biçimde 29 Mayıs vesilesiyle, çünkü hafta sonuna gelecek 1 Haziran'da, 29 Mayıs vesilesiyle Gezi Direnişi'ne değinelim isterim. Zaten bir süredir konuşuluyor ve tartışılıyor. Şimdi ben 30 Mayıs gecesi çadırların yakılmasını şey yapıyorum. Yok, çünkü ben, sokağa dökülme bunun üzerine oldu. Elbette ama insanlar sokağa dökülmeseydi bu direniş olmazdı. Ama işte, basit bir çevreci eylem olarak kalırdı. Çadırlar yakılmasaydı sokağa dökülme de olmazdı. Yok hocam, ikisi bir tamam, olay şu. Peki, olay şu. Tamam. Türkiye'nin her yerinde sokağa yüz binlerce insanın çıkması bir sadece çevreci bir duyarlılığa bağlanamaz. İşte onun için söylüyorum. Evet, çevreci bir duyarlılık değil. O 600 kişinin yaptığı bir çevreci eylem olarak kalırdı. Sokağa çıkan yüz binlerce insanın bir kısmı muhtemelen sokağa tükürüyordur. Yani hadi hepsi demeyelim, tamam mı? Büyük bir kısmı. Buradaki olay şu. Çevreye ve çevrenin korunmasına yönelik duyarlılık dahil, esas olarak insanların yaşam tarzlarına, cumhuriyete, cumhuriyetin değerlerine, demokratik değerlere, siyasi iktidarın yaptığı bir saldırıya tepkidir. İşte, yani. Bu bir kıvılcım. Yani nasıl ki Ekim devriminin, Büyük Sovyet devriminin, süt bulamayan kadınların basit küçük bir protesto eyleminden başlaması gibi. Bu yanıyla da çadırların yakılmasıdır, doğru. Yani ikisi birbirini tamamlıyor. Ya da bunun dünyada başka örnekleri de vardır. İşte Maraş direnişinin, Fransız işgalcilerine karşı savaşın bir eylemden bir sütçü imamın, yani lakab sütçü imam ki büyük bir kuvayi milliyecidir, sütçü imamın Fransızlara karşı koyuşudur ya da işte ilk ateştir. İlk kurşundur İzmir'deki. Bunun gibi. Ben şöyle değerlendiriyorum. Arkadaşlar, Gezi'nin kutlanması... anılması, evet o dönemi şeyleri, görüntüler, özellikle büyük kitlesel gösteriler önem taşıyor. Birkaç faktör önemli burada. Bir, Gezi aynı zamanda cumhuriyetçi bir direniştir. Büyük bir cumhuriyetçi direniştir. Çok büyük bir cumhuriyetçi direniştir. Bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu Taksim değil mi burası, bu görüntüler? Ankara Kızılay'daki nedir? Evet, Ankara Kızılay. Biz bir Taksim alabilirsek iyi olur arkadaşlar. Tamam mı? Yani evet, hiç gerek yok görüntülere. Ya bir Taksim'den fotoğrafı koyalım. Bir simge olsun. AKM'nin daha fotoğrafı evet, var. Evet, AKM fotoğrafı. Yani Taksim AKM'nin... ve Gezi direnişinden. Kızılay AKM... değil de tahmin ettim oranın Taksim olmadığını da o bakımdan. Bir amma bir... AKM anlayacak. Fotoğrafı evet, çok net. Evet. Şimdi her neyse şeye gelelim. Bir tür nefsi müdafaadır o. Yani Türkiye ve dünya tarihinin en barışçıl ve en demokratik eylemlerinden biri olduğu gibi en görkemli başkaldırılarından da biridir. Belki de kurulu düzene, müesses düzene karşı gelişen, Osmanlı'yı da içine alan bir genişlikle değerlendirilirse ki 11 milyon insanın katıldığı bir eylemdir. En kapsamlı protesto eylemi ve en kapsamlı direniştir diyebiliriz. Birkaç faktör var. Bir, bu direniş sadece solcuların, sosyalistlerin bir direnişi değildir. Toplumun her kesiminin katıldığı bir direniştir. İki, bu direniş büyük bir cumhuriyetçi katılımla gerçekleşmiştir. Üç, bu direnişin en önemli simgelerinden birisi Türk bayrağıdır. Her barikatte,
her polisle karşı karşıya gelişte ya da çatışmada Türk bayrağı bir direniş sarcağı olarak ortaya çıktı. Ve bu nedenle ilk gözaltına alınanlardan biri Taksim'de bayrak satan Ali Dayı'dır. Bunu niye belirtiyorum değerli seyirciler? Şu nedenle belirtiyorum. Şimdi solun, direnişçilerin ya bu ulusun değerlerine yabancılaşmış, ondan uzak işte bayrağa, ezana, işte vatana filan karşı duyarsız, özellikle bayrağa ve vatan kavramına duyarsız, çünkü her inanıştan insan olabilir, duyarsız insanlardan oluştuğunu ileri süren tezlerin tamamı iflas ettiği gibi solun mesafeli yaklaşımının da bu kavramlara, özellikle 12 Eylül'den sonraki mesafeli yaklaşımının da çöktüğü bir direniştir bu. Bunun altını çizelim. Bu direnişin bu kadar geniş kitleler tarafından benimsenmesi ve bu kadar büyük bir meşruiyet kazanmasının nedenlerinden biri kullanılan direnişte bir direniş sembolü olarak kullanılan bayraktır. Türk bayrağıdır. Bunun önemli bir etken olduğunu söylüyorum. Yani bilenler bilir bunun sol içi tartışmalarda da solun yakın tarihinde de çok önemli bir dönemeç olduğunu düşünüyorum. Fakat sol bunu benimseyip sahiplenmekte yetersiz ya da geç kaldı ve yeniden kaybedildi. Yani o Marx'ın da ünlü bir lafı vardır. Egemen sınıfların sembolleri, ya bir ulusun sembolleri emekçilerin eline geçiyorsa egemen sınıflar kaybediyor demektir der. Bir ulusun sembolleri. Bir ulusun sembollerinin ellerine en iyi yakışacağı kesimler halktır. Emekçi kitlelerdir, gençlerdir. Bu bakımdan ben önemli bir özelliğinin bu bayrağın kullanılması. İki, cumhuriyetçi karakteri, sol ve cumhuriyetçiler eylemli bir biçimde sahada bir araya geldiler. Solun her eğiliminden sol sosyalist gruplarla geniş cumhuriyetçi kitleler direniş alanında yan yana geldiler. Üç, Kürt siyasal hareketi Gezi direnişine mesafeli tutumu nedeniyle bir Türkiye Partisi olma hedefinden uzaklaştığı gibi bu hedefi Gezi direnişinden beri bir daha yakalayamadı. Nedeni şu, çünkü bir çözüm süreci yaşanıyordu. İktidarla Demokratik Kürt siyaseti arasında Demokratik Parti o zaman neydi? BDP'ydi galiba, değil mi hocam? Evet. Evet, BDP'ydi. Büyük ihtimalle BDP'ydi. Barış ve Demokrasi Partisi'ydi. Daha sonra HDP kuruldu. Demokratik Kürt siyasal hareketi Gezi direnişine mesafeli davranmakla, ki daha önce Sırrı Süreyya Önder gelmiş, çevrecilere destek vermişti. Çevrecilere destek verdiği zaman evet o bir çevreci eylemdi. Taksim'de ağaçları ve parkı kurtarma eylemiydi. Ama bu iktidara karşı büyük bir siyasal direnişe doğru evrilince HDP ya da BDP ve Kürt siyasal hareketi oradan çekildi. Bu önemli bir tarihsel hatadır. Daha sonra öz eleştiri yaptılar, özür dilediler, hata yaptıklarını söylediler ama iş işten geçti. Yani Türkiye'de Türk halkının, emekçilerinin mevcut iktidara karşı verdiği demokratik haklar ve özgürlükler temelindeki mücadele sırasında yalnız bırakıldılar. Yalnız bırakılan Kürt siyasal hareketi kalkıp Türk solunun, cumhuriyetçilerinin desteğini isteme, güçlü bir biçimde desteğini isteme imkanını da uzunca bir süre kaçırdı. Dördüncüsü hocam ya da beşincisi, bir yaşam tarzına saldırıyı reddetti halk. Geniş kitleler. Yoksa hiçbir komplo, hiçbir grup, komplocu grup, hiçbir provokatör, provokatif hiçbir oluşum, hiçbir provokatör grubu bu kadar geniş kitleleri harekete geçiremez. Eğer şartlar buna uygun değilse, siyasal, toplumsal, sosyopsikolojik koşullar, iktisadi koşullar buna hazır değilse 11 milyon insanı kimse sokağa dökemez. Dolayısıyla insanlar kendi yaşam tarzlarına bir saldırı olduğunu gördüler. Altıncısı, bütün liberal tezlerin çöküşüdür. Sol liberallerin, liberallerin ve dönek solcuların, AKP'nin Türkiye'yi demokratikleştireceğini, vesayet rejimini yıkacağına dair uydurduğu efsane çöktü. Uydurduğu efsane çöktü. Henüz daha AKP ve cemaat koalisyonu devam ediyordu. 17-25 Aralık henüz daha yaşanmamıştı. İktidarda büyük bir karşı devrimci, cumhuriyet karşıtı bir koalisyon vardı. Bir yanda Fethullahçı çete, ki daha sonra terör örgütü olarak nitelendirildi. Diğer tarafında AKP vardı. Bu iki oluşum iktidardaydı. 17-25 Aralık o yılın sonunda gerçekleşecektir zaten. Bunların liberalleri de arkalarına takarak yarattığı illüzyon çöktü.
Ya ne demokratikleşmesi dedi sokağa çıkan binlerce, on binlerce insan, yüz binlerce insan, milyonlarca insan. Bizim yaşam tarzımıza, kazanımlarımıza, Cumhuriyet'in tarihsel ve ilerici kazanımlarına, Cumhuriyet'in kuşkusuz kusurları da vardı, çözemediği sorunlar da vardı. Ama ilerici ve demokratik kazanımlarına, insanlığın birikimine bir saldırı var ve biz bu saldırıyı reddediyoruz diye sokağa döküldüler. O bakımdan liberal ideolojik hegemonyanın da çöküşünün başlangıcıdır Gezi direnişi. Ben böyle değerlendiriyorum hocam. Biraz uzun tuttum, buyurun. Estağfurullah, rica ederim. Gayet güzel. Şimdi bence